Meryem. Merhaba. Seninle konuşmam lazım. Hayırdır? Soracaklarım var. Allah Allah. Peki. Holding'deyim ben. Buraya gel istersen. Teşekkür ederim. Ne zaman gelir biliyor musun? Birazdan burada olur. Savcı geldi mi hiç? Bilemiyorum Derin Hanım. Tamam. Ben içeride bekliyorum. Tabii tabii. Buyurun lütfen. Hoş geldin. Hani bu işin peşini bırakmıştın? Odamı karıştırıp bana hesap mı soruyorsun? Anlamıyor musun Savaş? Bu yaptığın çok tehlikeli. Ben senin yaptığın ayıbı topladım Derin. Hasta bir adamı tedavi gördüğü merkezden attırmak ne demek? Bu kadar mı avcunun içine aldı o savcı seni? İnsanlıktan çıkacak kadar. Birimizin mantıklı düşünmesi gerekiyordu. Başta savcı zorlamıştır dedim. Mecbur kalmıştır dedim. O yüzden bir şey söylemedim sana. Şimdi geçmiş karşıma bir de yaptığın şeyi savunuyorsun. Tanıyamıyorum artık seni. Benim bildiğim Derin bu değil. Olamaz. Savcıya verdiğin sözü tutmak zorundasın. Ben vicdanım bana ne diyorsa onu yaparım. Savcının söylediklerini değil. Mesele gerçekten vicdan mı? Emin misin? Ne demek bu? Seni o kızın yanında tutan şey gerçekten vicdan mı? Yoksa istesen de uzak kalamıyor musun? Çık dışarı. Çık dışarı dedim! Ne istiyorsun? Ne işin var senin Savaş'ın peşinde? Ben kimsenin peşinde falan değilim. Bir şey sormaya geldim. Bu sefer kimi şikayet edeceksin? Ha? Babanın parasını ödedi diye sana da mı yardım edecek? Ondan çıkarı olan ben değilim. Ayrıca seni şikayet falan etmedim. Kendi öğrenmiş. Çekil şuradan. Oktay'ın haberi var mı senin bu ziyaretlerinden? Ona hesap vermek zorunda olan da ben değilim. Çekil. Bana bak. Savaş'la evleneceğiz yakında. Çevresinde dolanmayı bırak. Ne yaparsanız yapın. Dua et karşındaki benim. Yurdal amca seni Savaş'ın çevresinde görürse senin için hiç iyi olmaz. Sevinç gibi mi? Sakın bir daha kurma o cümleyi. Beni susturabilirsin. Peki kendini susturabilecek misin? Sanma. Benim tek derdim babam. İyileşiyor. İki adım atar hale geldiğinde de buradan çekip gideceğiz, merak etme. Sen ne yapacaksın bir ömür? Ben söyleyeyim sana ne yapacağını. Savaşı her gördüğünde ona ne yaptığını hatırlayacaksın. Alo. Yurdal amca. Ben... Ben... Beni... (gülüyor)
beni... Ah. Ok. 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 Say. Ok. Savaş Bey, Meryem Hanım. Teşekkürler Eda. Hoş geldin. Bir şey içer misin? Yok, teşekkürler. Otursana. Acil demiştin. Nedir mesele? Burcu komiserle Güçlü'ye ne olduğunu öğrendim. Onlara ne olduysa beni de ilgilendiriyor. Güçlü söyleyecekti bana ama neden engel oldun? Haberi olanların başına iyi şeyler gelmiyor. Sana beni koruma demiştim. Koruyacak olsam önce o duvarınızı yaptırırdım. Çöktü çökecek. Sakat duruyor. Benim evim orası. Seni ilgilendirmez. Bana istediğimi vermeden sana zarar gelmesine izin vermem. Saldırgan yakalanmış öyle mi? Evet. Hırsızlık mı gerçekten? Başka ne olabilir? Burcu komiser başka bir şey düşünüyor. Biz de başka düşünüyoruz. Ama görüntüler var, deliller var. Sen neye inanıyorsun? Benim neye inandığımın bir önemi yok. Savaş. Burcu'ya ve Güçlü'ye bunu kim yaptı? Bence sen biliyorsun kimin yaptığını. Emin olsam gereğini yaparım. Emin olmamamız için ellerinden geleni yapmışlar. Kanıtlayamıyoruz. Yani benim davamla ilgili olmaya da bilir. Bir şey öğrenirsen eğer... önce bana haber ver, olur mu? Benim için çok önemli.